Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık temel ayrıştırma modelleri ve bunların üzerinden basit tahmin yapılarının mantığını da öğrendiğimize göre bu işler Python tarafında nasıl gerçekleştiriliyor? Biraz da bunlara kafa yoralım arkadaşlar. Şimdi daha önce kullandığımız data seti üzerinden yine aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Ben tarih ve gelir yapısında olan yani ilk Excel üzerinde kullandığımız veri setinin aynısını şimdilik kullanıyorum. Bunu yeni bir boş bir Excel'e attım. İki tane sütunum tarih ve gelir sütunum var. Bunu da masa üstüne örnek 2 adında bir Excel dosyasıyla kaydettim. Şimdi burayı kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonra artık Python tarafına geçiş yapmamız gerekiyor. Öncelikle şuradan şöyle özelliklerden dizini bir kopyalayalım. Sonuçta datamızı okumamız gerekiyor. import pandas spd diyerek veri setimizin okuma kısmını halledelim. Bir excel dosyası olduğu için read excel diyorum. Daha sonra konumu buradan kopyaladım. Şunları hemen düzeltelim. Örnek 2 isminde bir Excel dosyasıydı. Nokta dedikten sonra uzantısı olan XLSX yapısını da buraya ekliyorum. Öncelikle verimizi bir okuyalım. Herhangi bir sorunumuz var mı? Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Print veri diyerek işlemlerimizi şimdilik bu noktada gerçekleştiriyoruz. 81 satır iki tane sütundan oluşan tarih ve gelir yapımızı aynı şekilde Python tarafında okuma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bir zaman serisi analizine başlamadan önce yapmamız gereken bazı bir noktalar var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi data type'ı üzerinden yani verinin tipine bakmamız gerekiyor. Öncelikle tarih kısmı bizim için önemli. Tarih kısmının zaman serisi analizi yapabilmemiz için tarih formatında olması gerekiyor ki bu noktada obje olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmanın birçok yolu var aslında. Tarih formatına çevirmenin birçok yolu var. Öncelikle hangi yapıda kullandığınız da önemli. Burada mesela obje yapısı 2003 Q1, 2003 Q2, 2003 Q3 şeklinde olan bir yapı. Bu noktada çeyreklik yapıları çok daha rahat bir şekilde e, istenilen formata çevirebilmek için arkadaşlar. E, şöyle sıfırdan bir yapı tarih yapısı kurulabiliyor. Hemen onu gösterelim isterseniz. Tarihler diye bir değişken atadım. Eşittir dedikten sonra Pandas Kütüphanesi üzerinden Date Range isimli bir formatı kullanacağız. Date Range aslında başlangıç ve bitişini verdikten sonra hangi frekansta ve hangi periyotta belirlediğimiz tarih yapısını sıfırdan oluşturan bir fonksiyonel yapıdır arkadaşlar. Ne demek bu aslında? Eğer elinizde çeyreklik bir yapı var ise bu eğer Q1 yapısıyla da başlıyor ise işimiz daha kolay. Öncelikle bir start yapısı vermem gerekiyor. Startımın 2003'ten başladığını söyledim arkadaşlar. Virgül dedikten sonra bir bitiş tarihi vermem gerekiyor ki aslında bu bitiş tarihini direkt olarak vermenize gerek yok. Sonuçta tarih sütununun ee, ne diyelim sayısı kadar ilerleyeceği için şöyle bir yapı kurabilirsiniz. End fonksiyonunu pas geçip bu noktada periyot dediğimiz bir yapıyı kullanabilirsiniz. Bu periyot yapısı bizim 2003'ten başlangıç olarak verdiğimiz tarihleri istediğimiz sayı kadar ileriye gönderebilecek olan bir yapı arkadaşlar. Bunda da bir uzunluk veriyorum. Len veri verinin içerisinden tarih yapısını gönderiyorum. Bu ne demek aslında? 81 tane tarih olduğu için 2003'ten 81 tane ileriye gitmiş olacak. Tabi bunu giderken de bir frekansla gidecek ki bu frekans yapısını da Q diyorum. Yani aslında yaptığı şu 2003'ten başlat çeyreklik bazda ilerlet ne kadar ilerlet? Tarih verisinin uzunluğu kadar yani 81 tane olacak şekilde ilerleme işlemini yapacak arkadaşlar. Şimdi bunu isterseniz şöyle daha net görelim. Çeyreklik diye bir sütun oluşturalım. Eşittir dedikten sonra tarihleri buraya gönderelim. Ve print veri dediğimde görmüş olduğunuz gibi şimdi çalıştıracağım. Yapı artık benim için çeyreklik yapısına dönmüş oldu. Bakın 3. ayın 31'i, 6. ayın 30'u, 9. ayın 30'u, 12 31 şeklinde ilerleyen bir yapıya dönmüş oldu. Yani ana amacım aslında bu yapıyı çeyreklik olarak Python'ın anlayabileceği bir yapıya çevirebilmekte arkadaşlar. Tekrardan bir kontrol edelim isterseniz. Hatta şöyle yapalım. Çeyreklik kısmını şöyle tarih yapalım. Artık tarih kısmını buradaki çeyreklik değerleriyle doldursun. Çalıştıralım tekrardan. Artık iki sütuna döndü. Benim elimdeki Q1, Q2 şeklinde ilerleyen yapı artık tarih yapısına dönmüş oldu nokta data types yapısını çalıştırdığımızda artık obje olarak tanımlanmış olan tarih yapısı görmüş olduğunuz gibi date time 64 tipine yani aslında zaman serisi analizini yapabilmemiz için uygun bir formata dönüşmüş oldu. Bu yapı e Date range de kullanılabilir. Farklı formatlar da kullanılabilir. Bu tamamen aslında elinizdeki orijinal tarih yapısının tipine göre değişiklik gösterebilir. Vakti zamanı geldikçe yine farklı metotlar, farklı formatları zaten birlikte uygulamaya çalışacağız arkadaşlar. Ancak çeyreklik bazda çalışıyor iseniz date range bunun için gerçekten ideal bir fonksiyonel yapı. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yapı içerisinde bizim e, tarih formatını ayrı bir sütun almak yerine burada görmüş olduğunuz gibi solda indekslerimiz vardı. Sıfırdan başlayan 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerleyen indeksler, indeks yapılarımız vardı. Zaman serisi analizinde mecbur değilsiniz ancak genellikle işimize yarayan bir yapıda olduğu için tarih sütunu bir indeks yapısına dönüştürülür. Yani artık veri setimizin indeksi bu noktadaki tarihler olarak alınır. Bunu neden yapıyoruz aslında? İlerleyen süreçlerde tarih içerisinde geriye gitme, ileriye gitme, fark alma gibi yöntemleri kullanırken indeksleme yapısı bizim o noktada işimize yarayacak olan bir yapı arkadaşlar. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Veri nokta dedikten sonra set indeks yapısını tıklıyoruz. Burada tarih isimli sütünü gönderiyoruz ve daha sonra bu noktada da in place formatını true olarak getiriyoruz. Tekrar print veri dediğimde artık tarih sütunumun bir indeks sütunu olduğu haline görmüş olacağız. Kapatalım, çalıştıralım. Bakalım arkadaşlar istediğimiz bir yapıya gelmiş mi? Görmüş olduğunuz gibi artık tarih sütunu bir alt satırda görünüyor. Neden? Bu artık bir indeks yapısı. Gelir sütunumuza karşılık olarak da görmüş olduğunuz gibi her bir tarih o gelire ait olan indeks yapısına göndermiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bu işlemi yapmak mecbur değilsiniz ama çok e, İşimize yarayacak olan bir yapı olduğu için genellikle indeksleme yapısı kullanılır zaman serisi analizlerinde. Bunu yaptıktan sonra orijinal gözlem değerlerimizi görselleştirmek istersek import matplotlib üzerinden pyplot as plt diyerek şöyle plt diyerek işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bunun için veri nokta pilot dememiz yeterli ve plt nokta show diyerek de görseli almamız yeterli arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman artık elimizdeki orijinal gözlem değerlerini bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yapıda görebiliyoruz. Alt kısımda yıllara göre vermiş. Yine aralarında tabii ki bu noktaya geldiğiniz zaman sağ altta görmüş olduğunuz gibi hangi Q, hangi yıl ve yine buna karşılık değerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu değerlerin tamamını alt kısmına da getirebilirsiniz. Bunun için de şöyle nokta x x yapısını kullanmamız gerekiyor. Veri nokta indeksi alması gerekiyor. Daha sonra veri nokta indeks diyorum. Bunu bir type değişikliğine götürmem gerekiyor. Bir str string yapısında olacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra çalıştırdığınızda artık alt kısımdaki tarihlerin tamamını görebilirsiniz. Tabii çok uzun olduğu için bu şekilde gözükebiliyor. Bunu da şöyle bir rotation yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da şöyle 90 derece yaptığınızda ve çalıştırdığınızda artık dikey forma gelmiş olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi değerler bu şekilde dikey formda gözükebiliyor. Çok önemli bir şey mi? Bence değil ama yine de e, görselleştirme açısından yapmak isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyorum, şurayı da artık sildim. Şimdi bizim yapmamız gereken, öğrenmemiz gereken ilk nokta ayrıştırma işlemi nasıl yapılıyor. Sonuçta biz Excel tarafında bu işlemi yapmıştık, Excel'de ayrıştırma yapmıştık. Hatta nerede şu örnek isimli Excel dosyanın dosyamızın içerisinde olması gerekiyor. Çarpımsal ve toplamsal olarak yapmıştık bu işlemi tahminimizde yapmıştık. O tahmin kısmı şimdilik dursun. İlk amacımız ayrıştırma yapısını görebilmek arkadaşlar. Tekrar buraya geliyorum. Şimdi ayrıştırma yapabilmek için buradan from diyorum arkadaşlar. Stats models isimli bir kütüphaneden faydalanacağız. Eğer yüklü değilse de yine artık Python üzerinde nasıl yükleneceğinin pip yapısını bildiğimizi varsayıyorum. Bu noktada TCA dediğimiz Time Series Analysis yani zaman serisi analizi kısmına geliyoruz arkadaşlar. E bu noktada da Seasonal yapısını alıyoruz. Import dedikten sonra arkadaşlar Seasonal Decomps yapısını yani ayrıştırma yapısını çağırıyoruz ve buna da SSM diye bir kısaltma olarak verebiliriz. Daha sonra Ayrıştırma isimli bir değişken oluşturuyorum ve bu yapı arkadaşlar artık SM içerisinden bu işlemi gerçekleştireceğiz. SM yani mevsimsel bir ayrıştırma yapmak istediğim için kısaltmasını SM verdim. SM yapısına öncelikle hangi yapıyı ayrıştıracağım? Veri içerisinde gelir isimli sütunum vardı. Bunu ayrıştırma işlemini yapacağım arkadaşlar. Daha sonra model yapısı. Şimdi model iki taneydi biliyorsunuz. Bir toplamsal, bir de çarpımsal modelimiz vardı arkadaşlar. Örneğin eğer bir toplamsal model kullanacaksanız, et yapısını uzun, uzun hali de var ama önemli kısaltma daha iyidir. Et yapısını kullanabilirsiniz modele göndermek için. Sonra bir de periyot dediğimiz yapı var. Biz periyot yapısını ne kullanmıştık? 4 dönem kullanmıştık arkadaşlar. Çünkü çeyreklik bazda çalıştığımız için bu işlemimizi yapmıştık. Daha sonra ayrıştırma nokta pilot dediğimizde ve plt nokta show dediğimizde artık bütün ayrıştırma yapılarını tek bir grafik üzerinden rahat bir şekilde görme işlemini yapabiliyoruz arkadaşlar. Çalıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane grafik geldi. İlki benim orijinal gözlem değerleri üzerine oluşturulmuş datam. İkincisi bunun trend yapısı yani aslında şu noktada yapmış olduğumuz merkezi hareketli ortalama değerler arkadaşlar. Diğeri mevsimsellik yapısı ki bunu bu noktada görmüş olduğunuz gibi ayrıştırma işlemi yapmıştık mevsimsellikle. Bu noktada direkt olarak mevsimselliği zaten rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Sonuncusu ise rezid dediğimiz aslında hata veya e, fonksiyon içerisindeki zaman serisi içerisindeki düzensiz hareketleri görebileceğimiz yapıyı da bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında eğer yapıya çarpımsal olarak bakmak isterseniz de mol kısaltmasını kullanabilirsiniz ve bunu da çalıştırdığınızda artık çarpımsal model üzerinden bir ayrıştırma işlemi yapar ve bu noktada da genellikle zaten değişen kısım buradaki e, rezit dediğimiz hata yapısı olacaktır arkadaşlar. Tabii ki e, bunları ayrı ayrı da yine görebilirsiniz ayrıştırma yapısının içerisinde farklı e, fonksiyon yapılarını fonksiyon demiyorum da de, değişken oluşturarak diyelim. Şimdi mesela burada ne yapabiliriz? Ben sadece trendi görmek istiyor isem ayrışma nokta trend diyorum. Eğer mevsimselliği görmek istiyorsam ayrışma nokta seasonal diyorum. Eğer hataları görmek istiyorsam yani düzensiz hareketleri görmek istiyorsam ayrıştırma nokta reset yapısını veriyorum. Örneğin yine aynı şekilde tek tek görselleştirmek istediğimde trend nokta pilot dediğimde sonuçta trendi ben bu noktaya ayırdım bir değişken yapısı ile. Şimdi bunu çalıştırdığımda ise arkadaşlar yapıda sadece trendi net şekilde tek bir grafik halinde görebilirsiniz. Aynı mantık çerçevesinde ben mevsim yapısını da görmek istiyorum diyor iseniz mevsimsellik yapısını da görmek istiyorum derseniz bu durumda da yine mevsimsellik grafiğini aynı şekilde hata yapısını da yine görmek istiyor iseniz hata yapısını da tek bir grafik üzerinde net bir şekilde bu şekilde görebilirsiniz. Yani elimizdeki serinin düzensiz hareket yapısını da bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e hem çarpımsal hem de toplamsal yapıya aynı şekilde bakma işlemini de yapabilirsiniz ki aslında önemli olan bir nokta hangi modeli kullanacağınızla ilgili sizlere başta söylemiştim hangi durumda toplamsal hangi durumda çarpımsal durumunu kullanabileceğinizi göstermiştim. Mesela ayrıştırma 2 diyelim arkadaşlar mesela burası toplamsal olsun şunu et yapalım. Aynı şekilde şurayı kopyala, yapıştır. İkinci yapım ise benim çarpımsal yapım olsun arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela, şu ayrıştırma kısmını sildim, şurayı da şöyle sildim. Her ikisinin grafiğini bir noktada yine görebilirsiniz. Bir noktada demedim, iki ayrı pencerede de yine aynı mantıkla görebilirsiniz. Ee, şöyle yapabiliriz. Mesela ne diyelim? Ayrıştırma nokta pilot diyelim. Öncelikle toplamsalı alacağız. Ayrıştırma toplamsal ayrıştırma 2 çarpımsal modeldi. PLT nokta title diyerek buna ne diyelim arkadaşlar? Toplamsal model diyelim. Toplamsal model diyelim ayrıştırma 2 nokta pilot dediğimizde buna da bir title ekleyelim plt nokta title diyelim buna da çarpımsal model adını verelim plt nokta show dediğimde de bunu iki ayrı yapıda net bir şekilde görebileceğiz arkadaşlar. Çalıştıralım iki grafiği oluşturacak bizler için. Görmüş olduğunuz gibi toplamsal model sol tarafta, çarpımsal model ise sağ tarafta olacak şekilde ayrıştırma işlemlerini bu şekilde ayrı ayrı görebilirsiniz. Peki bu noktada neyi incelememiz gerekiyor? Hem mevsimselliğin olduğunu her iki modelde de zaten görebiliyoruz. Yani sonuçta bu dizayn yapısı aynı şekilde aynı aralıkta devam ediyor. Mevsimselliği görebiliyoruz. Trend yapısı bazı noktalarda var bazı noktalarda yok diyebilirsiniz. Genel bir trend yapısı yani doğrusal bir trend yapısına tam uyuyor diyemeyiz. Ama dediğim gibi örnekler yaptıkça farklı trend türlerinde göreceğiz. Şimdi burada bakmamız gereken önemli nokta arkadaşlar şuradaki resit dediğimiz düzensiz hareketlerin dağılımı aslında bizim için önemli. Şimdi toplamsal modelde bizler yaptığımızda hataların görmüş olduğunuz gibi geniş bir skalada dağıldığını görüyoruz. Bakın eksi 500 artı 500 arasında hatta eksi 1000 gibi bir değer de bu noktada mevcut. Ancak çarpımsal yapıya baktığınızda bu değerin aslında daha düşük aralıkta ilerlediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu aslında bize standart sapmayı veriyor. Yani bize gösterdiği standart sapma. Yani bu durumda toplamsal modeldeki hata dağılımının standart sapması çarpımsal modeldeki hataların standart sapmasından daha yüksek olduğunu zaten görsel olarak da görebiliyoruz. Tabi bunun dışında hesaplama işlemini de yapıp direkt olarak görebilirsiniz. Nasıl? Şöyle bir numpy kütüphanesi alalım. snp diyelim arkadaşlar. Hatta şuraya yazdırsın. Diyelim ki print ilk olarak np.std diyerek standart sapmasını alalım. Ayrıştırma dediğimiz toplamsaldı. Yani ayrıştırma bizim toplamsal modelimizdi. Nokta resit diyorum. Bunların hatasını göreceğim. Daha sonra ayrıştırma 2'nin de hatasını göreceğim. Ne dedik? Aslında grafikte gördük, gördüğümüz üzere toplamsal modelin standart sapması, hatalarının standart sapması çarpımsal modele göre daha fazla çıkması gerekiyor. Çalıştıralım. Okuyalım bakalım. Print yapısı bize kaç yazdıracak arkadaşlar. Standart sapma değerini. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şunu da şöyle sağa doğru çektiğimizde 221.72 toplamsal modelin standart sapması iken 0.12 çarpımsal modelin standart sapması olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu durumda standart sapması yani eğer hataların dağılımının daha düşük varyasyona sahip olması durumu bizim için aslında veri setimizde hangi modelin daha iyi sonuçlar verebileceği ile ilgili bize sinyali veriyor. Yani bana diyor ki eğer toplamsal model kullanırsan bunların düzensiz hareketlerinin dağılımı çok yüksek bir varyansa sahip, standart sapmaya sahip. Bunu kullanırsan çarpımsal modele karşın tahmin gücün biraz daha aşağıda olur diyor senin elindeki veri setinde çarpımsal modeli kullanırsan diyor senin bu noktada 0.12 gibi bir standart sapmaya sahip olursun ve toplamsal modele göre de daha iyi tahmin gücü oluşturacak bir model elde etmiş olursun diyor. Şimdi bir de bunun dışında logaritmik dönüşüm yapmıştık hatırlarsınız. Bir de onu ekleyelim bakalım logaritmik dönüşümlerde bu işlemler nasıl karşımıza çıkıyor. Şimdi şuna şunu şöyle toplayalım arkadaşlar ayrıştırma 3 diyelim toplamsal model olsun. Buraya toplamsal modelin bu noktada da np.log diyerek artık veri setindeki gelirin logaritmasını alıyorum. Yani logaritmasını alıp toplamsal model uyguluyorum. Bir de sonuncu olarak 4 diyorum. Dördüncü yapıda da yine logaritmasını alsın ama bu sefer çarpımsal model üzerinden bunu bana göstersin diyorum. Bir de bunları yine ayrıyetten grafikleştirme işlemi yapalım. Şuradan üçüncüye geliyorum. Üçüncü benim için neydi arkadaşlar? Toplamsal modelin logaritması. Hatta şöyle kopyala buraya yapıştır. Şuraya da log toplamsal model diyelim. Dördüncü yapım ise oluşturmuş olduğum ayrıştırma dört yapısı ise çarpımsal modelin logaritması olacak şekilde hesaplamış oldum. Şimdi dört tane grafiği de aslında dört farklı yapıyı da yine ekrana yazdırdığımızda çok daha net bir şekilde resmi birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çalıştıralım. Şöyle burası log çarpımsal yapı. Şurası şöyle log toplamsal yapı. Şurası çarpımsal model, burası da toplamsal model. Şimdi çarpımsal model yapısının daha uygun olduğunu zaten biz daha önce hesapladığımızda ve görsellerde de görebiliyorduk. Çarpımsal model toplamsal modele göre daha iyi sonuçlar verecektir. Neden? Çünkü residin yani düzensiz hata yapısının standart sapması daha düşük. Toplamsal modelin logaritmasını aldığımızda bu yapı aslında biraz daha aşağıya çekilmiş olsa da çok da doğru bir yapı olmadığı yine noktalardan görebiliyoruz ki. Zaten biz logaritmik dönüşümü neden yaptık hatırlarsanız bir önceki videoda. Çarpımsal modeli logaritmik dönüşümle toplamsal bir forma çevirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu durumda görmüş olduğunuz gibi şu yapıya dikkat edin. Bakın diğerlerindeki hataların dağılımına bakın. Bir de log çarpımsal modelin yani aslında toplamsal forma çevirdiğimiz modele bir bakın. Hani dedik ya neden logaritmik bir dönüşüm yapıyoruz? O noktada yine anlatmıştım. Logaritmik dönüşüm her zaman bizlere daha iyi tahmin modeli sunabilir diye. İşte bunu da bu noktada da şöyle büyüttüğümüzde arkadaşlar log çarpımsal yapısının standart sapmasının ne kadar minimize ettiğini bu şekilde de net bir şekilde görebiliyoruz. Yani ben bu dört form içerisinden logaritmik çarpımsalı kullanırsam en iyi olacak şekilde hatta en iyi demeyelim de öğrendiklerimiz arasındaki en iyi olacak şekilde bir model tahmin sürecini başlatabilirim arkadaşlar. Yani log çarpımsal yapısını kullandığımda ben bu elimdeki veri seti yapısına göre çok daha iyi bir model tahminlemiş olabileceğim arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki düzensiz hareketlerin standart sapması bizim için önemlidir çünkü bunu modelin doğruluğu üzerine de aslında test ediyoruz. Yani daha doğru bir tahmin modeli elde edebilmek için daha düşük bir hata dağılımı bana gerekiyor ki hani logaritmada ne dedik biz logaritmik dönüşümü neden yapıyoruz işte trend yapısının içerisindeki gürültüyü daha iyi şekilde ayrıştırabilmek için veya normallik varsayımına yakınsayabilmek için işte bu noktada da logaritmik dönüşüm üzerinden aldığımız çarpımsal model aslında toplamsal forma çevirmiş olduk ve bu durumda da görmüş olduğunuz gibi hataların standart sapmasını çok güzel bir şekilde minimize etmiş olduk arkadaşlar. Yani bu noktada ben neyi tercih ederim? Tabii ki logaritması alınmış yapı üzerinde çarpımsal modeli tercih ederim arkadaşlar. Şimdi kapatalım buraları. Artık şu pilot kısmını da öğrendik. Ne olduğunu. Şurayı şöyle kapatalım. Mesela ayrıştırma şöyle geldik. Çarpımsal model. Mesela çarpımsal modelin bu noktada merkezi hareketli ortalaması 1130. Şimdi bu değer bize ne, nereden geliyor aslında? Şu şekilde yazabilirsiniz. Print dedikten sonra ayrıştırma yapısı üzerinden. Eğer ben trend yapısını ister isem yani toplamsal model veya çarpımsala bakalım ayrıştırma 2 olsun. Şurada çünkü çarpımsal model açık. Çarpımsal modelin ta trendini aldığında ve bunu yazdırdığımdaki değerler aslında benim Excel'de yapmış olduğum merkezi hareketli ortalama değerine tekabül etmesi lazım. 1130.20. Görmüş olduğunuz gibi 1130.20. İkinci kısım 1196.96 imiş 1196.96 1273.85 1273.85 yani aslında yapıyı ben bu şekilde trend yapısını net bir şekilde de böyle yapabiliyorum. Yine buradan seasonal diyerek mevsimselliği ayrıştırma işlemini yap dediğimde de arkadaşlar mevsimsellik yapısı 0.53 0.88 şöyle gelelim bakın 0.53 0.88 1.67 değerini bu noktada da küçük tabii ki oynaklıklar olabilir virgülden sonraki değerle ilgili çok önemli 0.89 0.53 görmüş olduğunuz gibi bu noktada yapmış olduğumuz Excel üzerinde yapmış olduğumuz hesaplamaların aynısını bana getirmiş oldu arkadaşlar. İşte Python üzerinden bir ayrıştırma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar stats model yapısını kullanarak. Tabii ilerleyen süreçlerde çok daha farklı kütüphaneleri de yine erişim sağlayacağız. Yani hepsini birlikte kullanacağız aslında. Hangi noktada hangisi işimize gelirse bunu kullanacağız arkadaşlar. Ee, bu videoyu çok fazla uzatmayalım. Ayrıştırma işiminin nasıl yapıldığını da artık öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda da tahmin yapısı ile ilgili Python'da neler yapabiliriz? Öğrendiklerimiz üzerinde neler yapabiliriz? Buna bir göz atalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.